Akciğer zarı hastalıklarının tedavisinde uygulanan çeşitli yöntemler var. Tabi burada en önemli tedaviyi belirleyici olan yöntem akciğer zarındaki problemin etiyolojisi yani kaynağının ne olduğunu çok iyi saptamakla geçiyor. Eğer bir enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkmışsa çeşitli medikal tedaviler, antibiyotik tedavileriyle çözüm olabiliyor. Ama akciğer zarında bazen çok sebat eden sıvının olması ya da akciğer zarındaki kalınlaşmalarda devreye cerrahi girebiliyor. Bahsettiğim gibi uygulanması gereken bu cerrahi yöntemler açık ya da kapalı yöntemler olarak ikiye ayırabiliyoruz. İlk tercihimiz tabii ki son yıllarda uygulanan kapalı VATS dediğimiz yöntem. Bazen sıvıyı boşaltıp içeriye ilaç verme, bazen o kalınlaşmış zarı soyma, bazen de bunun yerine getiremediği durumlarda açık cerrahiye geçerek o zarı soyma işlemi, dekortikasyon dediğimiz soyma işlemini uyguluyoruz ve bunlarla tamamen hastalığın tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tür tedavileri uyguladıktan sonra hastalarımızın günlük hayatlarına dönüşü, özellikle kapalı operasyonlarda biz bir gece hastayı yatırıyoruz, ertesi gün evine gönderiyoruz. Birkaç günlük nekat döneminden sonra zaten normal hayatlarına dönülüyor. Açık cerrahi uyguladığımız olgularda genelde 3 gün hastanede misafir edip ondan sonra bir haftalık nekat döneminden sonra normal yaşamlarına hastalarımız dönüyor.